Evet sevgili dostlar, bugün de bir sivil bakış programıyla huzurlarınızdayız. Her zaman olduğu gibi bu kentte sivil toplum temsilcileriyle yaptığımız bu programın bugünkü çok değerli konuğu, hepinizin belki de çok yakından tanıdığı Türk Hava Kurumu Kocaeli Şube Başkanı sevgili Turgut Duman Beyefendi. Sevgili Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Turgut Duman Bey'i birazcık tanıyarak programımıza başlayalım. Turgut Duman kimdir? Hay hay efendim. Şimdiden Kocaeli halkına ve tüm yurttaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. İyi günler diliyorum. Ben Turgut Duman olarak 1960 Siverek doğumluyum. Aşağı yukarı 40 yılı aşkındır Kocaeli'de ikamet etmekteyiz. Lise yıllarımı ve üniversite yıllarımızı İzmit'te ikamet ederek tamamladık. Şu anda özel bir şirketten emekliyim ve amme hizmeti olarak Türk Hava Kurumu Kocaeli Şube Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Gururla yürütüyoruz ve siz sayın halkımızın destekleriyle bu işi başarıyla yürütmeye devam ediyorum. İki evladım var. İkisi de eğitimlerini yaptılar, işlerini kurdular. Bütün aile efradımız Kocaeli'de ikamet etmektedir. Ve bundan da gurur duyuyoruz. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum şu anda görüşmelerimizin. Evet. Ne mutlu. Böyle bir aile İzmit'e yerleşmişsiniz. Yuvanızı burada kurmuşsunuz. Hayatınızı burada idam ettiriyorsunuz. Birçok vatandaşımızın tercih ettiği noktalardan bir tanesi. Sevgili Başkanım, sorumluluk duyduğunuz kurum nedeniyle yaklaşan bir bayramımız da var. Bu anlamda aslında benim de bilmediğim veya benim gibi halkımızın bilmediği birçok konular var. Türk Hava Kurumu'nun işlevi, görevi, sorumluluğu vesairesiyle ilgili. Bugün bunlarla ilgili ben ve halkımızın bir kısmı belki de aydınlanacağız. Bu anlamda bu programın ben çok da gerekli bir program olduğunu ve vereceği mesajlarla halkın bilinçleneceğine olan inancımı paylaşarak sözlerime girmek istiyorum. Tabii bir derneksiniz. Haliyle. Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu dernek statüsünde. Kamuya yararlı veya faydalı adı altındaki bir dernek. Evet, kamu yararına çalışan derneklerin başında geliyoruz. Türk Hava Kurumu'nun önce yerel anlamda bakarsak, lokal anlamda bu şehirdeki kuruluşu, sonra ülke bazındaki kuruluşuyla ilgili bir bilgi alalım. Kocaeli'de Türk Hava Kurumu ne zaman kuruldu? 1927 senesinde şubemiz kurulmuş. Hatta Demiryol Caddesi'nde, o kısımda bir yerde, yani Demiryolu'nun Merkez Bankası kesiminde bir şubemiz açılmış. Şubemize büyük katkılarla, hatta Gebze Uçağı adı altında bir kampanyalar düzenleyerek 27 yılında ve Türkiye geneline yayılarak 361 adet savaş uçağı alınıp, yani Kocaeli yöneticileri artı genel başkanlık buna uygunluk verip ve Türkiye çapında bir kampanya düzenlemişler. 361 adet o yıllarda uçak ve eğitim uçağı ve savaş uçağı alınıp hava kuvvetlerimize intikal ettirmişler. Bunu Kocaeli Şubesi olarak yapmışlar. Kocaeli Şubesi olarak da Gebze uçağımızı. Yani ama bir o adet, tabii, olsa Kocaeli olarak. İlk başlangıcını Kocaeli olarak yapmışlar. Ve birçok yerde de buna destek çıkılıp Türkiye çapında toplanan meblağıyla 361 adet eğitim uçağı olsun, diğer uçaklar olsun, helikopterler olsun o dönemde hava kuvvetlerine hibe edilmiş yani. Türkiye'de Türk Hava Kurumu'nun kuruluş tarihi ne? 16 Şubat 1925. Yani kimin tarafından kurulmuş? Atatürk tarafından. Atatürk tarafından. Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleriyle kurulan yegane bir kurumumuz. Ve o yıllarda şimdi bakıyoruz da 21 çeşit gelirimiz varmış. En basitinden sinema biletlerinden bile %1 katkı sağlanıyor. Yasal
yasal anlamda. Olarak. Tabii tabii. Devletin kanun hükmündeki yasayla. Bunun 21 kalem girdi. Tabii. Yüz varmış. 21 kalem girdiğimiz varmış. Buna istinaden işte en basitinden biletlere örnek gösteriyorum yani. Bir sinemaya giden kişinin o günkü şartlarda vermiş olduğu meblağın %1'i Türk Hava Kurumu'na. Sigaralar olsun, tek el ürünlerinden olsun, bazı alım satımlardan olsun. Ve bunun yanında yani katkı sağlayabilmek gayesiyle Türk Hava Kurumu'nun her okulda, her kuruluşta, tapu dairelerinde bile bağış yapmak gayesiyle pulumuz mevcut mesela. Şu anda da bir pul mevcut. Yani o kalemlerden, 21 kalemden bu zamana kadar kesile 2 kalem malzeme kaldı yani. Şu anda 2 kalem girdiğimiz var. Nedir bunlar? Bir deri, Türk Hava Kurumu'nun toplamış olduğu deri. Bir de fitre ve zekat zarflarımız. Sadece bu kadar. Bu gelirimiz. Bunun yanında tabii halkımızın bağışlamış olduğu bağışlar. Yasallıktan bahsediyoruz ya. Yasal olarak. Devletin size daha önce kuruluşunda katkı olarak 21 kalem gelir tablosundan bugün 2 kaleme düştü. 2 kaleme düştü. Ve bu 2 kalemden de malum biliyorsunuz Türk Hava Kurumu kurban derisi toplarken tek yetkiliydi. Bu onlara da geleceğiz. Yetki mevzuatı. Şeye takıldım, 1925 yılında kurucu Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla ama kendisi bu kurumun kurucular arasında görev almış mı? Var mı? Kurucuları tabii haliyle. Kurucular içerisinde Gazi Mustafa Kemal var mı? Var efendim. Atatürk var. En başta o. Çünkü havacılığa büyük önem verdiğinden dolayı, yani geleceğin sektörü olacağından dolayı bütün imkanları havacılığa, Türk Hava Kurumu mesela şu anda Ankara'daki merkezimiz tam Kızılay Meydanı'nda, tam yerinde. Bunun yanında eğitim yerimiz mesela 1925-27 senelerinde mesela 50 kilometre kadar Ankara'ya uzaklıkta olan kesimde değil de şimdi tam göbeğinde kaldı. Etimesut tesisleri evet. Falan. Bu tesislerimizde eğitim amaçlı kullanılıyordu sene boyunca. Bunun yanında şu anda mesela son günlerde üniversitemiz aşağı yukarı 4 senelik açık olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Adı böyle mi? Tabii. Türk Hava Kurumu Üniversitesi olarak. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinin aynı puanına eş değerde. O kadar yüksek. Tabii. Ve 79 ülkeden de yabancı öğrencinin gelip eğitim gördüğü. 79 yabancı ülkeden geliyor. Çünkü Türk Hava Kurumu malum biliyorsunuz halkımızın verdiği yardımlarla evet kurban derisi, fitre zekat sarfıyla maddi manevi katkılarıyla bir vakıf kurularak bu vakfın himayesi altında Türk Hava Kurumu Üniversitesi kuruldu. Tabii yurt dışından gelenler ve Türkiye çapından gelenler belirli bir cüzi bir miktar vakfa ödeme yapıyorlar. Yani özel üniversite demeyeyim de mesela 79 ülkeden gelen yabancı öğrenciler 40 bin dolar civarında bir ücret veriyorlar eğitim süresi içerisinde. Anladım. Bu da yıllık eğitim mi bu yoksa genel anlamda mı? Genel anlamda. Tamamıyla ilgili. Tabii. Tamamıyla ilgili. Taksitlendiriliyor falan. O da bir katkı sağlıyor ekonomimize. Malum biliyorsunuz havacılık çok pahalı bir sektör. Her an değişen teknolojiyle yenilenen. Tabii. Şu anda mesela Hürkuş dediğimiz TAI tarafından yapılan tek kişilik, çift kişilik uçaklar imal edilmeye başlandı. Biz de bunun yanında Türk Kuşu adı altında bir uçak imalatımız devam etmekteydi. Ve son aşamalarında Sayın Cumhurbaşkanımız açılışını yapacaktı. Yoğunluğundan dolayı bu sezon herhalde önümüzdeki sezona kaldı açılışı. Evet, ülke için hayırlı olacak inşallah. Hayırlı olsun diyoruz şimdiden. Sevgili Başkanım, 1925 yılında kuruldu. Türkiye genel merkez olarak
1927'de Kocaeli'de kuruldu. Şu anda Türkiye'de kaç şubeniz var? 474 şubeyle. Yani irili ufaklı. İrili ufaklı derken şubelerimizin zaten rutin yapmış oldukları iş belli. Ve canla başla çalışılıyor. Yönetim kurulları fahri çalışır. Şubemizdeki saymanımız vardır. Bu saymanımız devlet memuru kadrosundadır. Yani statüsündedir. O şekilde paralı olarak yani maaşlı anladım. Olarak profesyonel. Çalışır. Profesyonel. Diğer yöneticiler tabii sorumluluk bu arada sayman ve şube başkanlığındır. 5 kişilik bir yönetim kurulum var. O yönetim kurulumumuzla Kocaeli'de Türk Hava Kurumu'nun hem tanıtımını hem faaliyetlerini götürmeye çalışıyoruz. Tabii bu ara son zamanlarda havacılığa büyük ilgimiz var. Havacılık ve uzay imkansızı mümkün hale dönüştüren itici güçtür. Bunu benimseyerek ülkemizde havacılık kültürünün oluşmasına ve hızla gelişmesine katkıda bulunmak bizlerin vizyonu. Bunu ön plana aldık. İlgili tüm kurumlarla ve kuruluşlarla işbirliği içerisine gidiyoruz. Bunun başında Sayın Valimiz zaten Türk Hava Kurumu'nun fahri başkanı. Belediye başkanlarımız da olsun. Hepsinde irtibat halindeyiz. Gerekli yardımları görüyoruz. Şu anda bile mesela mevcut gündemde olan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban derileri için belediye başkanlarımızla olsun, belediye yetkilileriyle olsun istişare içerisindeyiz. Çalışma faaliyetleriniz tabii. Alanlarına girilecektir. Sevgili başkanım, İzmit'teki Kocaeli'de kaç şube var? Kocaeli'de, Kocaeli olarak İzmit Merkez Şubemiz. Oranın da yöneticiliğini aynı zamanda yapıyorum. Yani Kocaeli İzmit Merkez Şubesi olarak. Siz Kocaeli olarak Şemsiye görevi mi görüyorsunuz? Yoksa İzmit Kocaeli bir anlamında mı bunu? İzmit Kocaeli bir anlamında. Diğer sağ olsun Gölcük Başkanımız var. Gölcük Şubemiz var. Şube Başkanımız Mustafa Bey, Mustafa Cintaş. Gebze Başkanımız. Gebze'de var. Mustafa Yılmaz. Kandıra Başkanımız var, Ural Bey. Hı hı. Ve Körfez Şube Başkanımız. Kendileri bu faaliyetleri aynı bizler gibi, yani İzmit Şubesi, Kocaeli Şubesi olarak götürüyorlar ve kurban veya diğer faaliyetlerde de birbirimize yardımcı oluyoruz. Ve onlar da aynı organizasyonu yapıyorlar, kurbanda olsun, fitrede olsun. Şunun için sordum, 5 taneden bahsettiniz Kocaeli'de, evet. 5 şubemiz beş var. 5 şube direkt her biri bağımsız olarak mı Ankara'ya bağlı, evet. Yoksa 5 şube burada Kocaeli şubesine mi bağlı? Yok, bağımsız olarak. Herkes bağımsız herkes olarak. Herkes kendi şube eşitsiniz. Başkanlığı. Evet, eşitiz. Ve 3 aydan 3 aya da bir araya geliyoruz. İstişareler. Kocaeli bölge istişaresini 3 aydan 3 aya tüm şube başkanlarımız artı yönetim kurullarımız bir araya gelip hangi şube mesela 3 ay önce bizim İzmit şubemizde yapıldı. Zaten o yapıldıktan sonra hemen kararlar alınıyor. Ertesi toplantının Gebze'de olacağı. Anladım. Gebze'ye gidiliyor, orada istişarede bulunduktan değişkenlik sonra tabii her bölgeyi hem geziyoruz, hı hı. Hem istişare ediyoruz, hem de yönetim kuruluna gelen arkadaşlarımız birbirleriyle tanışıyorlar. İstişarede bulunuyorlar, fikir alışverişi. Evet. Dayanışma ve tanışma gibi. Haliyle. Sevgili başkanım, dernekten açılmışken sorayım, dernek üye sayımız ne? Şu anda üye sayımız 169. İzmit olarak, bir fiil olarak. Sizin üyeliğiniz nasıl oluyor? Aidatlarınız ne kadardır? Üyelik şartlarınız neler? Senelik 5 lira. Yani cüzi bir senelik miktar. Senelik 5 lira. Cüzi bir miktar. Yani olmazsa olmazı gibi zorunlu, evet. Hissedilen bir rakam. Zaten şahıs halkımızdan kişiler kapımızı çaldığı zaman onları ağırlıyoruz. İşte
Türk Hava Kurumu hakkında bilgilendiriyoruz eğer bilgileri yoksa. Hı hı. Üyelik vasıflarını anlatıyoruz. Matbu evraklarımızdan verip onu dolduruyorlar. İşte maillerini, telefon numaralarını hepsini geçtikten sonra haliyle yönetim olarak daha sonra biz bunu değerlendiriyoruz. Üyeliği kabul olup olmaması. Üyeliği tabii. Emniyet mensuplarına da aynı şekilde bunu bildiriyoruz tabii. Ona göre üyeliğimize siz kabul ediyoruz. Siz kaçıncı başkansınız sevgili başkan? Rahmetli Adem Bey vardı daha önce. Benim en yakın tanıdığım şahıs. Meşhur Adem babamız. Evet, Adem babamız. Allah rahmetli anıyoruz o kendilerine. Daha sonra bir bayan aşağı yukarı İzmit'e mal olmuş bir bayan görev yaptı. Daha sonra kendileri ayrılmak zorunda kaldı rahatsızlıklarından dolayı. İbrahim Balyan en sonki başkanımızdı benden önceki. Onun da emekleri var. Ona da emeklerinden dolayı buradan teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne kadar hepsine saygıyla, ölenlere rahmet, anıyoruz, kalanlara sağlık dileyelim ama hizmetlerine hepsine tabii ki teşekkür borçluyuz. En son bizler sahip çıkmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar işte sivil toplum örgütleriyle olsun, yerel yönetimlerle olsun, işte belediyeler, valilikle elimizden geldiği kadar havacılığı insanlarımıza sevdirmeye çalışıyoruz. Tabii amaç ve faaliyetlerin içerisinde bunlar var. Tam da oraya gelmiştik zaten. Türk Hava Kurumu'nun asli olan vazifesi, sorumluluk alanları, yani faaliyetleri nedir aslında? İlk başta vatandaş ne bilecek? Sadece biz deri toplama ile ilgili bir bilgi sahibiz. Deri toplama bu maddi yönden destek maksadıyla malum biliyorsunuz. İlk başta Türk havacılığını geliştirmek, havacılığa meyilli olan gençlerimize önünü açıp onlara havacılığı sevdirmek ve kurslarımız açılıyor mesela sene boyunca. Eskiden mesela Mayıs ayından Eylül ayına kadardı bu kurslarımız. Öğrencilerimiz yani 16 yaşını dolduran vatandaşlarımızdan 70 yaşına kadar olan vatandaşımız gelip müracaat edip bu kurslarımıza katılabilir. Yani Türk Hava Kurumu'nu tanıyabilmek için, artı faaliyetlerine katılabilmek için. Faaliyetlerinden yamaç paraşütü, paraşüt, planör, mikrolight. Bütün bahsettiklerinizde aslında İzmit'in coğrafi konumu müsait mi? Şu anda olarak aşağı yukarı biz 2 senedir bir çalışma yapıyoruz. Bir havaalanımız var malum biliyorsunuz sivil havaalanı. Tabii onların yanında bizim şeylerim ancak uçaklarımız gelip iniyor. Gösteri uçaklarımız. Paraşütçülerimiz malum biliyorsunuz milli bayramlarımızda paraşütle atlayış yapıyorlar. Onların iniş kalkışları sağlanıyor. Normal havaalanında Cengiz Topel'de olsun. Diğer sivil hava meydanında olsun. Fakat biz buna istinaden sevdirebilmek için buradaki havacı arkadaşların hobilerini geliştirebilmeleri için iki tane pist yaptık. Daha doğrusu bir Solaklar muhtarıyla ve İzmit Belediyesi'yle irtibat kurup o alanı düzene soktuk. Belirli Ekim olmadığı aylarda. İnsanlar o hobilerini geliştirebilmek için radyo kontrollü model uçaklarını orada uçurabiliyorlar. Orada geliştirebiliyorlar. Bunun yanında helikopterler var radyo kontrollü. Aynı şekilde orada. Bir de Kocaeli Üniversitesi ile irtibat kurup Aslan Bey Sivil Havacılık Yüksekokulu dekanıyla kendileriyle bizzat görüşüp Kocaeli Üniversitesi'nden izin alıp onların malum biliyorsunuz Aslan Bey'in arazisi geniş. Sivil Havacılık Yüksekokulu ve diğer şeylerin, okulların. Oradaki bir alanı aşağı yukarı 250 metre boyunda 20 metre eninde çim bir pist yaptık. Hatta Mayıs'ın son günlerinde okulun bitimine yakın kep törenlerini
yaparken bir festival yapıyoruz orada. Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun dekanı olsun, diğer müdürleri olsun, öğretim üyelerinin de destekleriyle. Hem biz orada bir renk katalım istiyoruz KEP törenine. Hem de gelen misafirlere güzel bir gösteri sunuyoruz. Bunun yanında helikopterler uçuyor. Bu tamamen kuruma ait bir alan mı? Türk Hava Kurumu'nun Kocaeli Şubesi'ne ait bir alan mı? Şubeye ait değil. Kendi aramızda... İşletmeciliğini mi ya da onlara... Yok, işletmeciliği değil. O hobiyi orada değerlendirebilmek için... Kişisel arazi mi bu arazi? Yok, devlet Kocaeli arazi. Üniversitesi. Üniversiteye ait. Üniversitenin arazi. İçerisinde kapıdan giriş çıkışlar kontrollü şekilde oluyor. Kart bastırdık. Sportif Havacılık Kulübü'ne üye olan tüm Türk Hava Kurumu Sportif Havacılık Kurumu'na üye olan tüm modelciler kart tedarik ediyorlar bizden. Biz de kartlarını veriyoruz. O kartı giriş kapısına gösteriyorlar. Hobilerini orada geliştirmeye çalışıyorlar yani. Evet. Aşağı yukarı bunu 4 senedir yapıyoruz. Ve bölgede İstanbul'dan, Sakarya'dan, Bursa'dan çok modelci arkadaş geliyor. Misafirimiz oluyorlar. Ve Mayıs ayının sonunda da bu KEP töreniyle birlikte sabah başlayıp akşam saat 17'ye kadar uçuşlar, gösteri uçuşlarımız yapılıyor. Bunun yanında... Bu yarışma şeklinde mi geçiyor? Yok, gösteri olarak. Gösteri yani. Olarak. Yarışma şu anda yapmıyoruz yani. Yarışma değil de bu hobilerini orada değerlendiriyorlar. Bunun yanında yamaç paraşütü, paramotor dediğimiz, motorlu yamaç paraşütü getiriyoruz. Havanın o gün için uygun olduğu dönemde... Bunu nerede yapıyorsunuz başkanım? İşte Arslanbey'de, Sivil Havacılık Yüksek Okulu'nun Tepe bahçesinde. Olarak... Dümdüz arazi orası. Düz arazi. Oradan kalkış yapıyor zaten. Yamaç paraşütü deyince sanki insanlar yukarıdan aşağı şey motorlu dağ gibi düşünerek atlama gibi geldi. Şimdi ona da geleceğim. Bu yamaç paraşütü, paramotor dediğimiz motorlu araç düz alanda her türlü kalkıyor, kalkış yapıyor. Çünkü motor gücüyle. Tabii motor gücüyle. Bunu da Türk Hava Kurumu Genel Merkezi'nden istiyoruz. Onlar bize tahsis ediyorlar. Ekiple geliyorlar buraya. Gösterilerini yapıyorlar. İşte kurum bayraklarını, belediyenin bayrağını, onlar Türk bayrağımızı havada açıp değişik şekillere de gösteri yapıp alkışlarını alıyorlar ve iniyorlar. Yani, güne mahsus. Haliyle. Yamaç paraşütüne gelince yamaç paraşütü Kartepe Belediyesi Başkanlığı'yla irtibat haline geçtik. Bundan 4 sene önce. Bazı çalışmalarımız oldu. Tabii yamaç paraşütü her türlü şekilde yani her olunan yerde yapılmıyor. Bunun için Türk Hava Kurumu Genel Merkezi'nden ekip tedarik ettik. 4 kişilik bir ekip gelip uygunluk olan bütün tepeleri dolaştık. Tabii bunda rüzgarın hava boşluğunun yani. Ondan sonra inip kalkma yerlerinin uygun olup olmadığını hepsini kontrol ettiler. Bir rapor dahilinde Maşukiye Erelti Düzü mevkiinde bir şey yaptık. Yamaç paraşütü atlayış merkezi kurduk yani. Kurduk derken bunu Kartepe Belediyesi parke yaptı, tabanını ne bileyim orman işletme müdürlükleriyle devreye girdik. Ağaçlandırma sahalarını biraz düzenleme yaptılar orada da. Ve atlayış şeklinde 1330 metreden atlayış yapıp Babadağ'da bile 20 dakika, 19 dakika uçan paraşütçüler burada aşağı yukarı 30 dakikaya kadar uzattılar uçuşunu. Ve yani geleceğin atlayış yeri. Evet, bu çok güzel. Kocaeli turizmine de bir katkı sağlayacak. Kartepe Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Bey, Hüseyin Üzülmez Beyefendi. Buna yakınen destek verdi. Buna istinaden Türk Hava Kurumu'yla birlikte bir Kartepe yamaç paraşütü yarışma programı vesaire şey yaptı. Derneğini kurdu. Ha, kurdular. Kuruldu. Yamaç paraşütüyle ilgilenenler orada Kartepe yamaç paraşütü diye dernek kurdular ve şu anda atlayışlarını orada sürdürüyorlar.
Çok güzel. Sevgili başkanım, zaman çok çabuk geçiyor. Bir reklam arası vermek durumundayız. Daha sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Selamlaştığınız, anahtarınızı emanet ettiğiniz bakkalınız sizin esnafınız. Onun yokluğunu duymamak için sahip çıkma sırası siz tüketicilerde, mahalle ve sokak sakinlerinde. Daha fazla ilgi, daha fazla anlayış, daha yakın, daha hızlı, daha samimi hizmet bizde. O halde buyurun alışverişe. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Tescilli lezzetlerin usta ellerle buluştuğu adresin adı Seyyar Köfte. Lezzetli, hijyenik, ekonomik ve hızlı. Tadına doyamayacağınız köftesiyle Seyyar Köfte, vazgeçilmez lezzet durağınız. Adres Ömer Ağa Mahallesi, Hürriyet Caddesi, Yürüyüş Yolu Üzeri Gökseller İşhanı, No 85B İzmit Kocaeli. İletişim 0262 325 6941. Evet sevgili dostlar, reklamlardan sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili başkanımızın akıcı konuşmalarını dinlemek üzere. Sayın Başkanım, genelde faaliyetleri dediğiniz gibi, biraz önce aktardığınız gibi kurban derisi toplamakla halkın gözünde böyle bir yapı gibi görünüyorsa da siz konuları açtınız ve hakikaten çok farklı şeyler çıktı. Ben Türk Hava Kurumu'nun
bu tür katkılarının milli eğitimle bir ilişkisi var mı diye onu merak ediyorum. Milli Eğitim Camiası'yla ya da bakanlığıyla Türk Hava Kurumu'nun çocuklara gelecekte bir şeyleri daha iyi aşılayabilmek, Türk Hava Kurumu'nun faaliyet yapısının açılımına ile ilgili bir bilgilendirmesi var mı? Kurumumuz tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde. Dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'yla da bir protokol yapmış durumda. Hani 2 yaşındaki bir çocuğa falsata veremediğimizden dolayı, yani model uçak yapması için 3. sınıfta veya 4. sınıftaki öğrencileri her okulda bir havacılık kulübü kurup bunun başında da bir öğretmenin olması, rehber öğretmenin olması ve modelci olması gayesiyle ilk önce öğretmenlerimizi eğitiyoruz. Onlara sertifikalı olarak rehber öğretmen kursu açıyoruz. Gerek İzmit'te, gerekse İnönü'de, gerekse Ankara'da yani. Bu şekilde onlara kendi sertifikalarını verdikten sonra okullarına geldiklerinde müdürlerimizle irtibat haline geçiyorlar. Okulda kulüp kuruyorlar. Bu kulübe istinaden tabii kulüp kurdukları gibi de üyeleri oluyor, kulüp üyeleri, öğrenciler. Bütün malzemeleri bizim vermemiz şartıyla model veriyoruz. Model kitleri veriyoruz. Ata modeli dediğimiz kitleri veriyoruz. Ve sene boyunca bunları öğrencilere öğretmenlerimiz yaptırıyor. Model öğretmenlerimiz. Ve daha sonra da yarışmalara bu modellerle katılılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın zaten onayı var. Ayrıca müfredatın içerisine girdi mi? Müfredatın yani ders istek farklı olduğu takdirde müdür beyin onayıyla, yani okul müdürünün onayıyla bize müracaatlar oluyor. Kaç tane öğrenci varsa ona göre malzemeleri biz tedarik ediyoruz. Komple verdiğimiz malzemeler. Bu bireysel malzemeler. Ama şey, o ilin il müdürüyle ya da ilçe müdürüyle sizin olan diyaloğunuzdan bahsediyorsunuz. Diyaloğumuzdan değil. Aldığımız evrak zaten kendilerine gidiyor. Genel merkezin protokolünü. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolü belli. Hayır, ben şey sordum. Mesela atıyorum, Hayat Bilgisi'nde, Türkçe'de, kitapların içerisinde Türk Hava Kurumu'na ait tanıtan, içeriğini açıklayan, bunu bir ders olarak sunan bir müfredatın içerisinde var mı? Müfredat yok. Benim dediğim gibi kulüpler kurulup, buradaki öğretmenlerimiz zaten bizim Türk Hava Kurumu bünyesinden sertifikalarını alıyorlar, kurslarını görüyorlar. Türk Hava Kurumu'nun ne işlerle iştigal ettiğini biliyorlar. Buna istinaden hem çocukların sosyal olabilmeleri bakımından atölye açtırıyoruz yani. Kulüp olarak atölye açıyorlar. O atölyeye ne gerekiyorsa, hangi malzemeler geçiyor bir uçağın yapımı için, hepsini biz kendimiz kit olarak onlara teslim ediyoruz mesela. 50 tane öğrencim var diyor. Yazışmayla tabii bu işler. 50 tane kiti biz kendilerine takdim ediyoruz. Sene boyunca o kitleri o 50 öğrenciye programlı olarak kendileri yaptırıyorlar. Ve bu arada da bunu yaptırırken haliyle biliyorsunuz yani dönemimizde de bir sürü aksi alışkanlıklar var. Biz öğrencileri hem sosyal olsunlar, hem birbirleriyle kaynaşsınlar, hem de kendilerini ifade etsinler maksadıyla bu bir terapi yani. Her şeyden önce. Ülkede duyarlı vatandaş olabilmeyi sağlıyorsunuz. Vatanseverlik anlamında. Hem de kurumu tanıyorlar. Bu tanıtma esnasında da yapmış oldukları objeler, yani uçakları, onların bir eser çıkarmış oluyorlar. O eserle de gurur duyuyorlar haliyle. Kesinlikle. Yani bizler arada sırada okullarımızı ziyaret ediyoruz. Bu gibi atölyelere gittiğimizde yani bir aksaklık var mı, bir istekleri var mı? Yani görerek, onlarla irtibat kurarak daha da iyi geliştirmek maksadıyla kendileriyle irtibat kuruyoruz. Ve seviniyorlar gençlerimiz. Evet. Bizlere bir sürü soru soruyorlar. Kurum hakkında olsun, uçak nasıl yapabilirim, işte uzaya nasıl daha iyi gidebiliriz gibilerine böyle... Yani ufukları geniş olduğundan çocukların, yani bizler bile cevap vermekte zorlanıyoruz. Değil mi?
Burada bir şey daha herhalde, demin herhalde onu söylemeye çalıştınız. Ben şunu algıladım. Aynı zamanda günümüzün getirdiği o kötü alışkanlıklardan da uzak tutulmaya çalışılan, daha sağlıklı bir toplumun yapılanmasına katkı veren projelerdir bunlar. Evet, bir projemiz daha var mesela. Geçen seneden beri başladığımız, Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in de katkı sağladığı bilgi evleri. Bilgi evlerinde okullar kapalı olduğu takdirde veya okullar açık olduğu zaman her bilgi evinin öğretmeni var. Eğitim için 20'den aşağı öğrenci yok orada. Biz bunu görerek yani çocukların okulda zaten yapıyorlar böyle bir kulüpte uçaklarını, hobilerini geliştiriyorlar. Fakat Kartepe Belediye Başkanımızın böyle bir bilgi evini açıp çocukları yabancı dil olsun, hobileri olsun, şey olsun, biz de Türk Hava Kurumu olarak bunlara maket öğretme teşebbüsünde bulunduk. İlk önce oradaki öğretmenlerimize verdik bu maket çalışmasını. Sertifikalarını kendilerine takdim ettik. İşte geçtiğimiz yaz ayından başından beri de kitlerimizi verip öğrencilerimiz ama model yapıyorlar, ama gitar çalıyorlar. Yani bir sürü branşları var malum, biliyorsunuz bilgi evlerinin. Makete gelenler de maketlerini yapıyorlar. Ve yarışmalarını şimdi yapacağız yani Eylül ayı içerisinde Kartepe'de. Ürünlerin pazarlanması sunumu gibi. Evet. Önemli olan çocukların yaz boyunca boş kalmaması mesela. Evet. Belediyenin en büyük gayesi öğrenciler olsun, diğer gençler olsun hizmet ediyor mesela. O hizmet esnasında onları belirli şeylere, mesela gitar olsun, müziğe olsun yönlendiriyorlar. Ve malum biliyorsunuz dışarıda bazı uygunsuz şeyler var mesela, uyuşturucu gibi. Bunlardan uzak kalmaları için hobilerini geliştiriyorlar. Biz de katkılarımızı sağlamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Gerçekten güzel. Peki sevgili başkanımız, gelelim asti konumuza. Siz aslında Türk Hava Kurumu olarak birinci derecedeki iki kalem kalmıştı. Bir tanesi deri toplamaktı. Evet. Kurban derilerini siz yasa gereği topluyorsunuz. Yasanın size verdiği bir hak olarak topluyorsunuz. Sizinle beraber bunu artık paylaşanların olduğunu da öğrendik. Sadece size ait olan böyle bir toplama merkezi ya da sahiplilik artık şimdi paylaşıldı gibi oluyor. Bir toplanan derileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de bunları nasıl paylaşıyorsunuz? Kimlerle paylaşıyorsunuz? Biz daha önce, bundan 3 sene öncesi paydaş kuruluşlarımız vardı. Bunlarla birlikte hareket ediyorduk ve topladığımız derinin belirli yüzdelerinde Diyanet İşleri, Sosyal Yardımlaşma, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay'a meblağlarını onlara takdim ediyorduk. Fakat yeni çıkan kanuna göre herkes kendisi toplasın denildiğinden dolayı Türk Hava Kurumu... Gene toplama yetkisi bu bahsettiğiniz 5 kuruma mı? Şimdi 5 kuruma değil. Kim Kızılay, olur? Çocuk Esirgeme, Sosyal Hizmetler... Biz onlara katkı sağlıyorduk yani. Onlar da bize katkı sağlıyorlardı. Tamam. Araç olsun, insan şeyi olarak sağlıyorlardı. Fakat bu kanun hükmündeki kararnameyle bütün kurum ve kuruluşlar, şahıslar, dernekler, vakıflar toplayabilir denince haliyle herkes kendi başına kaldı yani. Ve yani bu milli... sınırlama yok, herkes yapabiliyor. Herkes yapabiliyor. Cami derneği yapabiliyor. Tabii. Vesaire. Daha önce, bundan 5 sene önce mesela ihaleler açılırdı. Türk Hava Kurumu tek yetkiliydi deri toplama konusunda. Tek yetkili olduğundan dolayı ihale yapardık mesela. Bu ihalelere aşağı yukarı 10 tane, 20 tane müteahhit katılırdı. Bundan aşağı yukarı 5 sene önceki koyun derisinin fiyatı 11 lira 50 kuruştan verildiydi. 11 lira 50 kuruştan yani 5 sene önce. Şu andaki koyun derisi hiçbir şekilde para etmiyor. Ve 1 liradan zor satıyoruz. Neden? Yani o günle bugün arasında değişen ne? Hem ekonomik olarak piyasada derinin çok olması,
hem de müteahhitlerin kendi fiyatlarını kendileri belirlemesi. Mesela bugün itibariyle 1,5 lira koyun derisinden teklif aldık. 3 lira 80 kuruşa da kilosunu sığır derisinden veriyoruz yani şu anda. Yani 3 aydan beri devam eden bir ihale neticesi bu. Peki başkan, bu çok büyük bir kayıplardan bahsediyorsunuz. Yani yaklaşık 11 liradan 1 liraya kadar düşen bir rakamdan bahsediyorsunuz. Bunu görmüyorlar mı? Bu nasıl bir aymazlık yani? Türk Hava Kurumu yetkilileri olarak profesyonelce yapıyorduk yani. Bütün organizasyonu yapıp bu deriyi hiçbir şekilde ziyan etmeksizin yapıyorduk. Fakat şimdi şahıslar bile topladıklarından dolayı, hı hı, müteahhitin nasıl olsa siz getirmeseniz de ben yeteri kotayı dolduruyorum diye bu fiyatları kendileri belirliyorlar. Serbest ekonomi gibi. Evet. Bir de şu anda mesela mevcut durumda biz gene organizasyonumuzu yaptık. Gene kurum ve kuruluşlardan araç takviyesi aldık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz olsun, Kartepe Belediye'miz olsun araçlarını bize tahsis ediyorlar. Yani yardım maksadıyla. Zaten kurum ve kuruluşlarda daha önceleri bize yardımcı oluyorlardı. Ben deride özellikle diğer toplayacak olan arkadaşlara ve kurum ve kuruluşlara, hı hı, özellikle derinin heba olmaması için bunun 4 saat içerisinde yerine ulaştırılması. Bilemediniz yani 4 saati geçiyorsa eğer tuzlayıp da işlemden geçirilmesi ve katlanıp bir kenara konulması. Çünkü tuzlandığı takdirde deri heba olmuyor yani. Hmm. Özellikle 2 kiloluk tuz derimizin heba olmamasını, hmm, sağlayacaktır. Bunu özellikle halkımıza arz ediyorum. Yani tuzlamanızda yarar var. Çünkü derinin hangi saatte ne zaman oraya teslim edileceği belli değil. Meşhur. Yani ben tamam akşam saat 5'te müteahhite deriyi teslim ediyorum ama diğer kurum ve kuruluşlarda mesela bu işe daha itinalı bakmayan yerlerde geçen sene mesela şahit oldum. Bir kamyon, bir traktör dolusu, ne bileyim bir kamyon dolusu koyun derisi çukurlar açılıp oraya gömüldü ve hiçbir şekilde maddi bir destek alamadı getiren şahıslar. Kurtlanıyor diye mi? Hemen bozuluyor. Yani kurtlanmanın getirdiği şey mi o? İşte kurtlanma daha sonra oluyor da. Bozulma derken diğer orijinalliğini mi? Özelliğini kaybediyor. Özelliğini kaybediyor. Şöyle tuttuğunuz zaman mesela koyun derisinde tüyleri patır patır geliyor. Hmm. O geldiği takdirde o derilikten çıkıyor yani. Hmm. Hele bu sezon malum biliyorsunuz yaz dönemin. Onun için yani deri deyip geçmeyelim. Deri de bir binli servet. Katkı sağlıyor. Ben kendi açımdan söylediğim takdirde sizin vermiş olduğunuz deriye ben karşılığında bir adet makbuz veriyorum. Evet. Yani ben kaç tane deri topladığım makbuzların karşılığında bellidir yani. Evet. Kaç deri sattığım faturalı olarak, adet olarak hepsi tek tek yazılır, karşı müteahhite verilir. Yani kayıtlı kuyutlu olduğundan dolayı ne kadar topladım, ne kadar meblağ geldi Kocaeli olarak, evet, elimize, hepimize, zaten Fahri Başkanımız olan valimize de bu konuda her zaman bilgi veriyoruz zaten. Sevgili Başkanım, buradan şey yapalım, ekranlardan aslında bunun muhatabı olan vatandaş, biz bunu vatandaşa söyleyelim. Evet. Mesela biz büyükbaş hayvan genelde kesiyoruz, kestiğimiz her büyükbaş hayvanın bir saat sonra bile teslim etme imkanı varsa bile biz onu tuzlayarak veriyoruz. Kesinlikle derimizi tuzluyoruz, sonra içeri doğru katlayarak sarıp bir bağ yapıyoruz ve öyle hazır torbaya poşete koyuyoruz ama tuzludur muhakkak. Bunun muhatabı olan vatandaşlara siz bunu buradan bir şekilde duyuralım. Sayın halkımıza diyorum, tekrar ediyorum. Bu bayram bir organizasyon yaptık Türk Hava Kurumu olarak.
Yani telefon numaralarımızı da verebiliriz. Türk Hava Kurumu Kocaeli İzmir Şubesi olarak, Gebze Şubesi olarak, Kandıra Şubesi olarak, Gölcük Şubesi olarak hepimiz organizasyonumuzu yaptık. Bu organizasyon neticesinde sizlerin vereceğiniz deri bağışıyla, mecburu değil zaten. Değil yani. Halkımız deriyi evet. Oraya buraya... Yani nereye isim, istiyorsa verebilir. Tabii nereye istiyorsa verebilir. Fakat ziyan olmaması için özellikle rica ediyorum 2 kiloluk bir tuzun, tuzun maliyeti de 5 liraya geçmez yani. En fazla 5 liradır. Bu tuzlamayla milli servete katkıda bulunacağınızı söylüyorum. Ve hiç olmazsa milli servetimizi bir nebze de olsa bizler buradan da sizler tuzlamayla da katkı sağlayacaksınız. İzmir Şubesi'nin telefon numarası 0262 323 42 06. Bunun tekrar yanında edelim başkanım. 321 11 37. 0262 323 42 06 321 11 37 telefon numaralarıyla 3 gün boyunca da derinizi bu numaralara telefon edip adresinizi verdiğiniz takdirde kendi Türk Hava Kurumu araçlarımız gelip bulunduğunuz yerden de alabilir. Ve alan kişilerden de muhakkak kimliklerini sormanızı rica ediyorum. Türk Hava Kurumu geçici yetki belgemiz var. Bu yetki belgesine istinaden işte adını, soy ismini ve aşağıda benim şube başkanlığımda yapmış olduğum listedeki şahısın isimleri, belgenin başlama tarihi ve benim imzam karşılığında herkesin yakasında birer tane kimlik kartı olacak. Bunlar toplayıcı olarak bize katkıda sağlayacak arkadaşlarımız. Evet. Şimdiden vereceğiniz deriler için Türk Hava Kurumu Kocaeli İzmir Şubesi olarak teşekkür ediyorum. Bizler ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine hazırız. İzleme, havadan keşif, haberleşme, ulaştırma desteği sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda kurtarma araçları ve gereçlerini Kocaeli'de kullanmak maksadıyla Türk Hava Kurumu Genel Merkezi ile devamlı irtibat halindeyiz. Malum biliyorsunuz orman yangınlarımız. Şimdi tam da oraya geliyorduk. Bundan sonraki zamanımız biraz daralıyor. Onun için söylüyorum. Bundan sonraki hedeflerinizi, aslında yaptığınız ek işleri ve hedeflerinizi anlatarak tamamen sözü size bırakıyorum. Biz Türk Hava Kurumu olarak, ben aşağı yukarı 17 yaşından beri bu kurumun içerisindeyim. Kurumun ne şartlarda kendi gücünü idame ettirdiğini biliyorum. Türk Hava Kurumu malum biliyorsunuz havacılığı sevdirmek gayesiyle kurulmuştur ve havacılığa katkı sağlamak maksadıyla kurulmuştur. Şu anda Türk Hava Kurumu'nun ne yaptığını soruyorsanız Türk Hava Kurumu eğitim veriyor. Pilotaj eğitimi veriyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde eğitimler veriyor. Üniversite öğrencilerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde kabul edip pilot yetiştiriyor, yer hizmetlerine öğrenci yetiştiriyor ve Türk Hava Yolları'nın olsun, diğer hava yollarının olsun pilot ve yer hizmetleri için yetişmiş eleman yetiştiriyor. Buna istinaden malum biliyorsunuz yaz aylarında yangınlarımız bol miktarda, gerek Akdeniz'de olsun gerek Karadeniz'de olsun Marmara bölgesinde de olmayacak temennisindeyiz ama mecburen bu yangınlarımız çıkıyor. Bunları söndürebilmek için teknolojinin son teknolojik uçaklarımızla Orman Bakanlığı'nın himayesi altında yangınlarımızı söndürmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri de veriyoruz. Ambulans uçaklarımız var malum biliyorsunuz. Güneydoğu'dan tutun da Edirne'ye kadar tüm ambulans uçaklarımız belirli bölgelerde konuşlanıyor. Acil ilaç ihtiyacı olan kişilere bile ambulans helikopterlerimizle ilaçlarımızı ulaştırıyoruz. Bunun yanında turizm açısından da Kapadokya'ya gittiğinizde görmüşsünüzdür yamaç paraşütlerini, balonlarımızı.
Bu sepetli balonlarımız malum biliyorsun turistlerin akınına uğruyorlar. Hı-hı. Özel şirketler olsun, Türk Hava Kurumu'nun balon ekipleri olsun orada insanlarımıza ve turistlerimize hizmet ediyorlar. Eğitim kamplarımız, yani 16 yaşını dolduran tüm Türk vatandaşı, 70 yaşına kadar kendini genç hisseden gençlerimiz gelip şube başkanlıklarına müracaat edip ben işte yamaç paraşütü yapmak istiyorum, paraşütten atlamak istiyorum, planörle atlayış yap, planör kullanmak istiyorum veya pilotaja gideceğim gibi bu kurslarımız için şube başkanlıklarımıza gelip müracaatlarını yapacaklar. Uygunluk derecesine göre haliyle tabii Türk Hava Kurumu'na da katkıda bulunanları ön planda tutmak kaydıyla. Evet, o bir hak ediş. Tabii. Ben şu ana kadar mesela aşağı yukarı 1800'e yakın kişi gelip Ocak'tan itibaren müracaatını yapmış. Bunlardan ancak 238'ini kurslara yollayabildik. Daha önceleri 20 kişi, 30 kişi yolluyorduk. Hı hı. Çünkü neden derseniz 474 şubeden müracaatlar var. Tabii bunlar hepsi peyderpey gidecekler ama hizmeti herkese yaymak gayesiyle elimizden geleni yapıyoruz yani. Ve müracaatlarınızı bekliyoruz. Türk Hava Kurumu'na katkı sağlayabilmeniz için, milli servetimize sahip çıkmanız için kurban derilerinizi hiç olmazsa Kurban Bayramı'nda sahip çıkıp Türk Hava Kurumu yetkililerine teslim etmenizi bekliyorum. Saygılar sunuyorum buradan. Hayırlı kurbanlar diliyorum. Kazasız belasız Kurban Bayramımızı da buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Evet sevgili başkan, bu doyurucu açıklamalarınızdan dolayı açıkçası ben de çok aydınlandım. Kent halkı ya da ülke halkı seyreden herkesin de kısmen kafasındaki soruların cevabını bulduğuna inanarak söylüyorum. Ben de katılımınızdan dolayı şahsınızı ve kurumunuza çok çok teşekkür ediyorum TV262 ailesi olarak. Yalnız bu bayram değil, tüm bayramlarda bu tür katkıları bekliyoruz. Aynı zamanda bahsetmedik ama çok kısa bir sadece işte zaman olarak ismini geçirdiğimiz fitrelerimizin de çok büyük katkıları var bu yapılanmada. Evet. Her iki bayramın kendine ait özelliklerini taşıyan bu tür katkıların Türk Hava Kurumu gibi hakikaten varlığı çok uzun yıllara dayalı yaptığı faaliyetlerde ülkenin her alanında katkı sağlayan böyle bir güzide kuruluşumuza katkı vermek amacıyla yapılmasını temenni etmek bizim de en doğal haklarımız oluyor. Ben tekrar katılımlarınızdan ve aydınlatmalarınızdan dolayı Türk Hava Kurumu'nun Kocaeli Şubesi başta olmak üzere tüm yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Umarım hep devam edersiniz. Sağ olun, var olun. Bizler bu işleri fahri olarak yapıyoruz. Türk Hava Kurumu yöneticileri olarak. Burada başta TV 262'ye ve yöneticilerine, Sayın İbrahim Bey'e, çok şahsına kendilerine teşekkür ediyorum. Başta yerel yönetimlerimiz, sivil toplum örgütlerimize de teşekkür ediyorum. Şehit ve Gaziler Derneği, Mehmetçik Vakfı, Azerbaycan Konfederasyonu'nun desteklerinden dolayı kurum olarak teşekkürlerimi arz ediyorum. Tüm başkanlarıma, daire müdürlerime bizi bu saatte yalnız bırakmayıp desteklerini veren tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an bir ansın hakikaten tüylerimi diken diken ettiğini söylemek zorundayım arkadaşlar. Lütfen sahiplerinin böylece güzide bir kulübümüzü, derneğimizi var olsunlar. Evet sevgili dostlar, bugün de bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hepinize şimdiden hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.